Daha ak yol, karar gazetesi. Her şey siyaset değil. Her şeye siyaset gözüyle benim partim, benim liderim diye bakmaya yatkın bir toplumuz. Böyle bakınca ancak siyaset dışı gözle görülebilecek kusurlar, sorunlar gözükmüyor. Düzeltme yönünde eleştiriler ve rasyonel düşünme gelişmiyor. Değerli hocamız Profesör Naci Görür'ün çağrısında her şey siyaset değil ibaresini görünce böyle düşündüm. Profesör Görür ülkene sahip çık diyerek vatandaşa sesleniyordu partizanlığı bırakıp deprem konusunda ciddi vaatlerde bulunan, plan ve programı olan ve yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutan partiye oy vermemizi tavsiye ediyordu. Bu aynı zamanda bütün partileri tutarlı, plan ve programlar yapmaya da teşviktir. Liderlerin karizmasına veya ideolojik simgelerin büyüsüne kapılıp sürüklenmeye çok yatkın bir toplum olduğumuz için, görürün bu uyarısı daha bir önemli. Eleştiri neye yarar? şu son 10 yılda ve hele de 2017'den itibaren cumhurbaşkanlığı sistemi döneminde bütün göstergeler bozuluyor ama bir tek AK Partili vekil çıkıp grupta bir tek soru önergesi vermedi. Bir tek genel görüşme isteyen çıkmadı. Muhalefet eleştiriyor ama kutuplaşmanın zihinlerde ördüğü duvarlar bu eleştirilerin etkili olmasını üzerinde düşünülmesini engelliyor. Düşünün ki İstanbul seçimlerini Pontus kazandı diyebilenler oldu. İmamoğlu'na İngiliz uşağı diyenler de çıktı. Böyle örnekler çok. Bu psikoloji eleştiriler üzerinde düşünmeyi engelliyor. Sorumlular da bundan memnun tabii. İşte bu kutuplaştırmanın baş aktörlerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesiyle ilgili olarak muhalefetin son 2 yılda verdiği 64 soru önergesine hiç cevap vermemiş. 2020 yılında Maraş'ta riskli binalar teker teker tespit edilmiş ve afat raporunda bunların yıkılmasına karar verildiği kayda geçmişti. Bir Kahramanmaraş milletvekili bir tek soru önergesi verdi mi niye yapmadınız diye? Meclis denetimi nasıl felç açık değil mi? Cumhurbaşkanlığı sisteminde CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz örnek bir milletvekili. 3-5 yerden maaş alan AK bürokratları o meydana çıkardı. Danıştay denetiminde tespit edilen birçok usulsüzlükleri inceleyip kamuoyuna aktarıyor. Bu satırlar yazılırken deprem bölgesinde çalışıyordu. Dün Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un programına bağlandı. Depremde mekanizmaların olması gereken sürat ve etkinlikte işlemediğini örnekler ve isimler vererek anlattı. İçişleri Bakanı yardımcısı İsmail Çataklı'nın doğal görevi olan emniyet ve istihbarat konularının yanında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yönetim kurulu üyesi olduğunu ve aynı zamanda AFAD'ın da onun görev tanımında olduğunu söyledi. Bir insan bu kadar işe aynı etkinlikte, aynı dikkatle, aynı liyakatle bakabilir mi? Çok daha fazla kurumların yönetimlerinde olup 3-5 yerden maaş alanlar da var. Bunları da ismen saydı. Türkiye'nin en köklü ve iyi kurumlarından biri olan müsteşarlıkların kaldırılıp bakan yardımcısı diye ihtisas ve tecrübe şartına bağlı olmayan tamamen siyasi bir yaklaşım oluşturulmasının ne büyük hata olduğu açık değil mi? Felaket yaşanırken İstanbul Borsası'nın 3 gün süreyle açık kalmasını kaldıracak bir sistem yeryüzünde yoktur. Sadece bizim Cumhurbaşkanlığı sisteminde oluyor bu. Siyasetten bağımsız Amacım siyaset değil, objektif bakışla sorunlara dikkat çekmek ve çözümleri düşünmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum. Aynı bizden kafasıyla iktidar değişirse sadece koltuktaki biz değişir, sorunları sürüp gider. Zaten bu yüzden 150 yıldır kalkınma performansımızın her devirde vasat kaldı. Otoriter tek parti döneminin uygulamalarını idealize etmenin de bir çıkış yolu olmayacağı açıktır. Her şey siyaset değildir. Siyaset dışı sivil toplum kurumları, siyaset karşısında bağımsız düşünceler, sivil hareketler, modern devlette siyasetten bağımsız olması gereken yargı, siyaset karşısında araçsal bağımsızlığa sahip olması gereken Merkez Bankası, düzenleme ve denetleme kurumları, özerk üniversite, hür basın, bunların en az siyaset kadar önemli ve değerli olduğunu anlamadıkça gelişmiş ülke olamayacağız depremlere Japonya kadar hazırlıklı hale de gelemeyeceğiz maalesef. Japon ya da Alman üniversiteleri eğitimli iş gücü, teknoloji kişi başına 45 bin dolar gelir. Daha sayayım mı? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.